Herkese yeniden merhabalar, ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir tiyatro makyajı daha gerçekleştiriyoruz. Aslında Eylül ayının makyajıydı bu ama daha önce bir Halloween makyajında, ilk yaptığım Halloween makyajında bahsetmiştim. Burada da küçük sadece bu serinin izleyicileri için geçmiş olayım. Acil bir şehir dışına çıkmam gerekti ve dolayısıyla videoyu yayınlayamadım. Başka bir günde de yayınlamak İşime gelmedi açıkçası, çünkü 27 Mart'tan dolayı her ayın 27'sinde bunları yapıyoruz ve o gün video günümüz olmasa dahi biz video koyuyor oluyoruz. O yüzden de, daha doğrusu ben video yayınlıyor oluyorum. Dolayısıyla da başka bir günde bunun videosunu yayınlamak işime gelmedi. Kostümüm ve aksesuarlarım hazır. Peki bugün ne makyaj yapıyoruz? Bir antik Yunan daha patlatmak istedim ve bugün Kadınlar Savaşı Resistrata makyajı yapacağız ve hemen daha fazla uzatmadan başlıyorum. Her zamanki gibi mat bir fondöten sürüyorum ve hemen fondötenden önce ne yapıyorum? Tabii ki fondötenden önce bugün iki tane bat kullanacağım. İkisi de Golden Rose'un. Hem Luminous Finish'ini hem Mattifying'ini kullanacağım. Çünkü çok ışıltılı bir makyaj yapacağım. Bu arada da çok da fazla ışıldamamasını istediğim yerler. Tabii bir de biliyorsunuz biz tiyatro makyajlarında özellikle cildimizi aşırı aşırı kapatıyoruz. Hiç tenimizin görünmemesine çok özen gösteriyoruz. O yüzden de altına mutlaka böyle bir baz kullandım ki iyice o matlığı alabileyim. Evet, Luminous Finish'ini için kullanacağız. Bunu fondöten üzerine kullanacağım, altına değil. Kapatıcılık oranını arttırmak için elimle uyguluyorum fondöteni. Baking pudram kurumaya başlarken orada yaklaşık 10 dakika falan bekleyecek. Yani makyajın sonuna kadar, neredeyse göz makyaj tamamlanana kadar orada bekleyecek bu kalıp gibi pudra ki orayı tabiri caizse betonlaştırsın. Ben bu arada direkt göz makyajına başlayacağım. Göz kapaklarımı çok fazla pudralamamaya çalıştım ama birazcık da kuruttum bir yandan da. Çok ısık ısak da olmasın diye. Çünkü baz olarak bugün önce ince bir krem far kullanacağım. Bunu da elimle uygulayacağım. Altın rengi Color Tattoo'lardan. Zaten ekrana yazacağım numarasını. Göz makyajına başlamışken de bu arada sizi yakına almayı unuttum. Hemen yakını alıyorum ve bu arada da oyunu anlatmaya başlıyorum. Evet, insani olmayan yakınlığıma hoş geldiniz. Gülmemem lazım. Şimdi, niye Resistrata'yı seçtim? Zaten en son yayınladığım makyaj bir antik Yunan'dı, Medea'ydı. Neden üst üste iki tane antik Yunan yaptım? Çünkü 18. yüzyıla dalıp bir Molière yapıp komedi yapmak istedim her şeyden önce. Ve ama bunu da 18. yüzyıla dalıp o kasvetle beraber yapmak istemedim. Makyajı ve kostümleri biraz kasvetli. Çok eğlenceli bir makyaj olsun istedim bu makyaj. O yüzden de Resistrata'yı seçtim. Resistrata'nın hikayesi muhteşem ötesi. 20 yıldır Atina ile Sparta savaş halindedir. Resistrata da sürekli kocasının 20 yıldır savaşta olmasını, arada bir eve gelip sadece işte temizlenip yıkanıp işte onunla birlikte olup gitmesinden rahatsız olmuştur. Artık kocasını yanında istiyordur ve savaşın bitmesi için bir şeyler düşünüyordur. Ve en sonunda bütün kadınları örgütler, Spartalı kadınları da örgütler, kendi Atinalı kadınlarını da örgütler, kadınlardan konsey kurar ve kadınlar kesin kes karar alırlar. Erkekler savaşa ara verdiklerinde, eve döndüklerinde erkeklerle kesinlikle cinsel ilişkiye girmeyeceklerdir. Erkeklerin daha fazla bu duruma dayanamayıp savaşı ve tek şartları var, savaşı bitirmeleri erkeklerin. Tabii ki oyunun finalinde kadınlar kazanırlar. O yüzden de oyunun adı Resistrata Kadınlar Savaşı'dır. Hikaye böyle çok tatlı, çok sevimli bir hikaye. Oynaması da çok keyifli hikayelerden bir tanesidir. Bu arada ben gözlerimi
baya neredeyse kaşıma kadar çıkacak şekilde boyayacağım. Bu arada kadınlar tabii işin komedisi nerede? Sadece hikayesinde değil. Lestrata kadınları örgütler bu arada. Erkeklerini baştan çıkarıp onlarla hiçbir şekilde bir araya gelmemeleri konusunda hepsi örgütlenirler. Bu konuda tabii kadınlar da önce çok zorlanırlar. Önce kabul etmek istemezler filan. Ondan sonra ama sonra hani kocalarının her zaman yanlarında olması için yapmayı kabul ederler bunu. Böyle çok tatlı bir hikayesi var. Şimdi benim muhteşem foil paletime döndüm. Altın sarılarıyla dolu dolu bir makyaj olacak. Neden? Gördüğünüz gibi üzerimdeki kostüm falan da öyle bir kostüm. Böyle maviler bilmem neler. Bir kere antik Yunan'da geçiyor hikayemiz. O yüzden Helenistik bir şeyler olması gerekiyor. Biraz sonra daha detaylı gösteririm zaten. Açılışta da gördüğünüz gerçi kostümüm. Üzerimdeki bir aslında normal tabiye bir elbise ama hani biz bunun olabildiğince Helenistik bir yakaya sahip olmasını işte filan falan bunlara bakıyoruz. Lysistrata oyunun sonlarına doğru kadınlar tarafından kraliçe ilan ediliyor. O yüzden de kafasında böyle bir şey var ve Atinalı kadınlar genel olarak daha zengin topraklarda oldukları için çok daha süslüler işte. O yüzden doğal taşlar, şeyler falan böyle daha böyle bir de fıkır fıkırlar. Bir de kadının dişiliği çok ön planda. O yüzden de böyle bir makyaj uygun gördüm ben. O yüzden mesela bu kadar altın sarıları falan yapacağım şimdi biraz sonra. Bir de tabii sahnede bu oyun yani hiçbir şekilde küçük bir salonda oynanacak bir oyun değil. İtalyan sahnede oynanması gereken oyunlardan bir tanesi. O yüzden genellikle şehir tiyatrosu, devlet tiyatrosu falan oynar zaten Kadınlar Savaşı'nda. Bir de eğlenceli de bir oyun olduğu için seyircinin de sevdiği oyunlardan biridir. O yüzden sık sık oynarlar. Gene çeneye daldım, makyaj yapmayı bıraktım. Şimdi gölge rengimi dahi foiled farla vereceğim. Şu foiled farı alıyorum. Katlanma bölgemden kaşıma kadar şöyle şuraya geçeceğim ben bunu. Bu arada tabii anlatmaya da devam edeceğim. Gene monitörden makyaj yapma şenlikleri başlasın Melis için. Diyordum ŞT ve DT çok oynar dediğim gibi bunu. Bu kalabalık bir oyundur. Yani bunda koroyu falan belki çok tasvir etmeyebilir gene yönetmen ama yine de kişi sayısı olarak da, karakter olarak da bir 8-10 kişilik bir oyundur. Mesela ben şiir tiyatrolarında çok iyi bir versiyonunu izlemiştim. Gerçekten baya salonun içine falan indiler o kadınlarla erkeklerin karşı karşı geldikleri sahnelerde falan. Baya eğlenceli, çok keyifli bir iş yapmışlardı. Öyle oynanması gereken oyunlardan bir tanesi. O yüzden de kadınlar tabii savaşı kazandıktan sonra, erkeklerle girdikleri bu savaşı kazandıktan sonra bizim Lysistrata'mızı şey ilan ediyorlar. Kraliçe ilan ediyorlar kendi içlerinde. Bizi sen bu dertten kurtardın diye. O yüzden de kafamda tacım var. Ama öyle olmasa da zaten bu arada karımın muhteşemliği. Her zamanki gibi fırçayla istediğimi alamayıp el cihazlarıma geri döndüğüm noktadayım. Yani Lysistrata'yı seçmemin sebebi kesinlikle bu. Eğlenceli, şenlikli hem makyaj konusunda bize böyle hani normalde sahne makyajı denince akla gelecek bir makyaj tipi yapıyorum şu anda ben. O yüzden de hani bu anlamda da işimize çok yarasın dediğimiz makyajlardan olsun. Hem de hikayesi de eğlenceli olsun. Ben burada anlatırken siz de oradan eğlenin istediğim için arka arkaya iki tane antik Yunan olmuş oldu. Bir de tabii şu anda Halloween makyajlarına çok ağırlık verdiğim için arada onlara benzemeyen bir makyaj olsun istedim tiyatral makyajda da. Biliyorsunuz dönem makyajları Halloween'da da kullanılıyor. O yüzden 18. yüzyılda Molière'e gene de komedi de olsa oralara girmedim. Bu gereksiz bilgileri de sizinle mutlaka paylaşıyorum. Bir renk açığa girip onunla şu iç taraflarını boyuyorum. Tabii orada çok pudra var. Pudrayı artık süpürmem gerekiyor. Yanlışlıkla da kadrajdan çıkıyorum. Ne kadar eğlenceli anlar yaşanıyor. Evet, kadrajdan çıkamayacağım hale getirdim sizi. Pofuduk bir fırçamı aldım. Bu
pudracıklarımı süpürü süpürü verdim. Aynadan da kontrol edilmiş bir şey kalmasın. Evet. Şimdi gene paletime geri dönüyorum. Üstünde mavi vardı. Hiç mavilere girmeyeceğim. Sadece şuradaki beyaza gireceğim. O beyazla iyice kontrast oluşturacağım şu iç tarafıma. Evet. Tabii ki kaşımın altına. Tabii ki. Yani yakından bakıldığında aslında çirkince bir makyaj. Bütün simlerin tek tek göründü ama uzaktan sahne üstüne bakıldığında da çok cayır cayır, çok güzel görünen bir makyaj elde etmeye çalışıyorum. Yaptığım şey tam olarak bu. Şimdilik paletimi bırakacağım. Göz altlarıma biraz kontrast vermek için biraz sonra yüzümde kullanacağım. Kontür paletimi aldım. Az önceki fırçama geri döndüm. Buradaki şu kontür rengiyle, açık olan kontür rengiyle göz altlarıma fırçamı hafif sıkıştırarak böyle bir birazcık gölge veriyorum. Şöyle bir gölgemi verdim. Biraz sonra hafif siyahla destekleyeceğim. Evet, bunu da hallettim. Hemen bir Hollywood eyeliner. Ben kuyruklu uzun eyeliner çekmeyeceğim. Çekilebilir, çok da yakışır. Ama biraz ayrıştırmak istiyorum makyajı. Dediğim gibi kanalda şu anda bu tarz makyajlarda yapmaya başladığım için hepsi birbirine benzesin istemiyorum. Dolayısıyla bunda mesela kuyruklu siyah eyeliner kullanmayacağım. Şurayı bir tık daha uzatacağım. Hafif gözlerim büyüsün diye. Evet, göz makyajım neredeyse tamamlandı. Şimdi tekrar bir tık daha şu altın sarılığını bir arttıracağım. Özellikle şurada. Yine parmağımla şöyle gözümün altından geçiyorum. Hem parmağımla siyah kalemimi dağıtmış oluyorum hem de oraya altın sarısını katmış oluyorum. Yes. Gayet güzel oldu. Evet, son rötuşlarımı attım. Hemen maskaramı sürüyorum ve tam makyajıma devam ediyorum. Evet, göz makyajımı tamamladım. Şimdi hemen tam makyajıma devam ediyorum. Az önce gösterdiğim kontür paletinden devam ediyorum. Çok koyu bir kontür yapmayacağım. Ne de olsa bu aldıktan yanayız. Göz makyajıyla da bu cümleyi kurmam çok manidar olmadı mı? Çok manidar. Tabii ki aydınlatıcı bulacağım makyajımı. Evet, kontürümü de bu doğallıkta bıraktım. Şimdi geldim aydınlatıcı bazıma. Şöyle minnacık aldım. Böyle noktalar halinde yüzüme bıraktım. Şimdi çok fazla baking yaptık ya, bunu niçin kullandım? Makyaj tekniği olarak söyleyeyim. Orada bir sıvılık elde edip, yani nemlilik yaratıp, üzerine süreceğim şimdi aydınlatıcıyı oraya şlök diye oturtmak için. Ama şlök diye. Yine doğallıktan hiç payını almamış şöyle, aslında bir allık tapırı olan, şöyle de çok top bir fırçayla uygulayacağım. Tabii benim cildime çok pembe kaldı. Ben bunu düşünememiştim. Birazcık pembelik yarattı orada. O yüzden bundan vazgeçiyorum. Buradaki aydınlatıcıyı kullanacağım. Üzerine bir aydınlatıcısı daha var, Nix'in. Onu kullanacağım. Yes. İstediğim görüntü budur. Şöyle aşırı bir aydınlatıcı ya boğuyoruz kendimizi. Yes. Tabii ki aldık süreceğim hemen.
Allımı daha pembe şeftalilerden seçeceğim. Şu ikisini birbirine karıştıracağım. Direkt allık tapırı sürüyorum. Çünkü neden olmasın? Yani uzaylı makyajına 5 kala. Ay aşırı güzel oldu. Tam Lizistrata. Tam yani. Fazlası var, eksiği yok. O kadar söyleyeyim. O kadar Lizistrata oldu yani. Evet, bakıyorum şimdi neyim eksik? Rujumdan başka bir şeyim eksik değil. Hani aydınlatıcı yetmezse, bir türlü bulamazsam aradığım aydınlatıcı diye yedek aydınlatıcılarım. Gerek kalmadı ama onlara. Şimdi faselim, biliyorsunuz ben bunlarına bayılıyorum. Bunu ruj olarak sürdüm. Üstünden şöyle bir rujum var. Bununla şöyle bir geçtim. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bitebilir mi? Tabii ki bitmedi. Aldım Emily Windows ak kalemini. Taşıra taşıra dudak çeperimin üzerinden geçtim. Ve final görüntüme kavuştum. Sizi hemen normal uzaklığınıza alıyorum ve veda etmek için geri geliyorum. Evet, bir tiyatro makyajımızın daha finaline geldik. Monitörden gördüm ki sabitleyicimizi sıkmadık. Bunun için sıkıyorum. Aslında sabitlemek değil şu andaki amacım. Tabii ki sahneye çıkarken sabitlemek olacaktır amacım. Lakin şu anda sıkmamın sebebi şu. Çok yoğun oranda baking pudrası uyguladım ve çok üzerine ışıltılı ürün kullandım. Dolayısıyla da bununla hafif ıslatmak istiyorum ki iyice girift olsunlar, birbirlerinin içine girsinler. Abartarak da sıkmıyorum ve o kururken ben size Lizistrata olarak veda ediyorum. Az önce bahsetmiş olduğum Helenistik şeyim bu. Şurasından da şöyle hafif kalkayım. Şurasından da bir kuşağı falan var. Böyle. O da gördüğünüz gibi böyle şıkır şıkır. Her zaman söylüyorum. Hep söyleyeceğim. Bu tiyatro makyajlarını yapmak özellikle benim makyaj yapma sebeplerimin birinci sebebi. Dolayısıyla bunlar benim için çok kıymetli makyajlar. Hiç kimse izlemese dahi ben bunları yapmaya devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi en sevdiğim şey. Beni mutlu eden, beni var eden şeylerden bir tanesi. Ha kaldı ki çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir kitlesi var bu serinin. Çok güzel takip ediyorsunuz. Yorumlarınıza beni ihya ediyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Lizistrata'yı mutlaka denk gelirseniz izleyin. Çok eğlenceli bir oyun. Çok tatlı bir oyun. Yani hakikaten bir kadının feminenliğini kullanarak, şıkır şıkırlığını kullanarak ne kadar güç elde edebildiğini anlatan ve bu bir antik Yunan bu arada. Gerçekten antik Yunan'da oynanmış oyunlardan bir tanesi. Kadınların 20 yıllık savaşı bitirmek için yaptıkları çok tatlı, çok kurnazca yapılmış bir hikaye. Gerçekten ben çok keyifle izliyorum, çok keyifle okuyorum. Arada canım sıkıldıkça okurum. Diyaloglar şahane gerçekten. O yüzden de çok tavsiye ederim. Dediğim gibi arada bir şehir tiyatrosu ve devlet tiyatrosu bu oyunu oynuyor. Çok da güzel bir koreografiyle oynuyorlar. Denk gelirseniz izlemenizi şiddetle öneririm diyorum. Ve artık size veda ediyorum. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu hoşlandıysanız beğeni tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir diyorum. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma, ama bugün salı, bir yeni bir videoyla burada kanalda oluyorum. Ben her ayın 27'sinde o gün pazartesi, çarşamba ve cuma değilse dahi bugün olduğu gibi bir tiyatro makyajıyla burada kanalda oluyorum. Eğer sizler de burada benimle birlikte olursanız ben amacım ulaşmış, sizlere ulaşmış olurum diyorum. Ve yeni bir videoda, yeni bir tiyatro makyajında daha ayın 27'sinde, 27 Kasım'da burada buluşalım derim. O gün aynı zamanda Dünya Yaratıcı Drama Günü. O videoda özellikle bahsedeceğim. O yüzden hem dramayla hem tiyatroyla bağdaşan bir karakter çıkarmayı planlıyorum. Bakalım bizi neler bekliyor diyorum. Ve yeni bir videoda burada buluşmak üzere. Hoşçakalın.